Yani ilk isim oluyor. Peki, Evet. şimdi Şeyma Subaşı ile devam edelim. Acun Edelim. Ilıcalı'nın yanına gitti Domine. Ne işi vardı? Şeyma Subaşı maddi sorunlar mı yaşıyor? Buyursunlar. Önce eski eşi Acun Ilıcalı'nın yanına Survivor çekimlerine gitti. Eski eşine zeytin dalı uzattı. Şimdi de eski eşi Mido ile yaptığı düğüne gelmeyen ablasıyla arasını düzeltti. Şeyma Subaşı'ndan karar muhakemeleri mi geliyor? Şeyma Subaşı pişmanlıklarından ders mi çıkartıyor? Şeyma Subaşı maddi manevi sıkıntılar mı yaşıyor? Zaman zaman ilişkileri, zaman zaman da eski eşi Acun Ilıcalı hakkında yaptığı yorumlarla gündem olan Şeyma Subaşı'dan yeni gelişmeler. Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıl Mısırlı sevgilisi Mido ile Fas Marakeş'te dünya evine girmişti. İkilinin düğünü çok konuşulurken Şeyma'nın ablası Kübra Açıl'ın düğüne gelmemesi dikkat çekmişti. Hatta bu hareket sonrası Şeyma'nın ablasını hayatından çıkardığı söylentileri alıp başına gitmişti. Şu anda artık yabancılar diyebilirim. Ya, özür dilerim bunu söylediğim için, gerçek ama yabancılarla daha iyi anlaşım. Geçtiğimiz günlerde Domini'ye eski eşi Acun Ilıcalı'nın Survivor çekimlerine giden Şeyma Subaşı kızı Melisa ile bir araya geldi. Şeyma Subaşı'nın Domini'ye gitmesi kafaları karıştırırken bir de yaptığı paylaşımda eski eşine metiyeler dizmesi ateşi körükledi. Bu paylaşıma Acun'un sevgilisi Ayça Çağla kızmış mıydı? Gelgelerim eşiyle boşandıktan sonra bir arayışa giren, düşünme sürecinde eski eşinin yanına giden Şeyma, şimdi de ablası Kübra Açıl'la arasını düzeltti. Şeyma Subaşı ablasıyla birlikte tatile gitti. Tatil paylaşımları yaptı. Bu hamle sonrası Şeyma açısından bakacak olursak kısa bir süre içinde hayatındaki insanlarla arasını düzeltmesinin sırrı ne? Şeyma Mido ile de ayrılınca boşluğa mı düştü? Mutsuz bir ayrılıkla yaşadınız. Sizden öğrenseydik işin aslında. Nasıl her oldu? İşte hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Tekrar bir barışma olur mu? Çünkü bir küs bir barışıklı. Tekrar... Yok, olmayacak. Olmayacak mı? Aynen. Acun Ilıcalı'ya zeytin dalı uzatmasının sebebi ne? Neden ansızın Domini'ye gitti? Evlendikten sonra nafakası düşen Şeyma Ilıcalı ile maddi konular hakkında konuşmuş olabilir mi? Mido'nun parası bitince evlilik de bitti. Şeyma Subaşı apar topar Domine'ye gitti. Şimdi orada Acun'un kız arkadaşı da var, Ayça Çağla. Şimdi ben direkt onun açısından da düşünüyorum durumu. Ben direkt böyle onun nispet yapar gibi. Çok rahatsız edici değil mi? Çok. Ben direkt onun açısından düşünüyorum. Çünkü yani bir ilişki ve şöyle bir şey var. Acun ve Şeyma aşkı Türkiye'de artık markalı şey olmuş, yani çok bilinen bir aşk hikayesi olarak hepimizde yer etti. Şimdi bu kadar aşk hikayesi ve tamamen kalpten bence %100 yok olmayan bir durum varken bir ilişkin çok rahatsız olabilir bu işten. Yani oraya Şeyma'nın gitmesi, Acun'un da buna müsaade etmesi bende başka soru işaretleri uyandırdı açıkçası. Nasıl yani? Açıkçası. Yapma ya, yok ya. Yani ya, ya, tekrar yapmaz. Bir araya Acun gelme yapmaz. Durumları olabilir mi acaba? Yapmaz yani Acun. Çocuğunu görme bahanesiyle yeniden mi? Abi bakıcıyla bir araya gelmek istiyor Acun'la. Bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda şimdi Mido ile evli olmuş olsa Melisa'yı şey çocuk bakıcıyla gönderebilirdi annesi. Mido ile evliyken dünyayı geziyordu, umurunda mıydı hiçbir ama şey? Ama Acun'un nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu... Yok Acun'un ya nasıl... yani yine çocuğuyla ilgileniyordu yani. Şimdi bak bir şey söyleyeyim, Şeyma'ya haksızlık etmemek lazım. Evet, Şeyma'nın hayatımıza giriş şekliyle hepimizin tabii ki tepkisini çekmiş bir magazin figürü. Ama Şeyma'nın vizyoner tarafını ve ben ayakta duruşunu ve herkesi bir şekilde konuşturabiliyor olmasını açıkçası çok şey yapmıyorum, çok eleştirmiyorum. Kendine Acun'dan göre bir dolayı dünyası konuşuluyor var. Evet. Ama Acun'dan dolayı konuşuluyor. Acun'un yani. Da bu kadar bu kadını sevmiş olmasının da bir sebebi vardır arkadaşlar. Bu Acun da sonuçta aklı başında acayip zeki bir adam. Şeyma gibi bir kızı sevdiyse sadece çocuğunun iki tane ya. Gözüne bacağını evet. Değil. Çocuğun annesi olmadan önceden bahsediyorum. Şimdi Acun boşluktaydı o zaman. Acun'un tabii ki kadına olan, aileye olan sahip çıkma hali, adamlığı
burada gerçekten bütün Türkiye'ye örnek olsun. Bir Acun, bir de Mehmet Ali Erbil bizim için çok iyi iki kadınına ve namusuna, evladına sahip çıkan profil örneğidir. Hem de bu kadar popüler ve hayatında bir sürü alternatif varken hiçbir kadını hiçbir koşulda mağdur etmedi. Vay sen Mido ile evlendin, bir daha yüzüne bakmam, gelemezsin, çocuğumla ilgilenmem gibi duruşları olmadı. Acayip böyle güzel bir duruş sergiledi. O duruşunun getirdiği bir dostluğa da dönmüş olabilir Şeyma ile arasındaki durum. Ama yine de ilişkisi bu durumdan her halükarda rahatsız olur. Acun Ilıcalı kimleri evinde ağırlamıyor ki? Acun Ilıcalı'nın bazen evinde kalan insanların kim olduğundan haberi bile olmayabilir. Acun Ilıcalı'nın kapısı herkese açık. Kaldı ki çocuğunun annesi gelmiş. Yani Acun Ilıcalı bir de kin tutmayan bir insan tanıdığım kadarıyla. Dolayısıyla Şeyma'nın da bunu bilerek onun yanına gitmesi gayet doğal. Ama Şeyma Hanım'ın burada Acun Ilıcalı'nın yanına gitmesinin, ona yakın olmasının nedeni bana göre, yani tabii ki iş biraz maddesel. Şeyma Subaşı anladığım kadarıyla bir yatırım yapmak istiyor. Bence bir iş kurmak istiyor. Bunu Acun'la konuşmak için onun yanına gitmiştir diye düşünüyorum. Telefonla konuşamıyor mu? Hayır, yüz yüze bambaşka tabii. Aha, benim aklıma başka bir şey daha geldi. Bir de telefon dedin de, yani biliyorsunuz Şeyma Subaşı'nın Acun'la para ilişkisini 80 milyon naklende gördü mesaj yani. Mesaj attı canlı yayında. Bunu da gördük. Ya, Acun artık gördük. Şeyma'yı yani, manen sahiplenmiş durumda. Sadece eski eşi gibi değil de. Bütünsel çocuğunun olarak annesi, artık çocuğun annesi olarak. Evet, ne güzel, helal olsun çocuğun, vallahi. Bu başka türlü olması mümkün değil. Çünkü Acun Ilıcalı Ayça Hanım'ı çok seviyor. Zaten Şeyma Hanım bu paylaşımları, adadan paylaşımları Dominik'ten yapmaya başladıktan sonra Ayça Hanım'la birlikte poz verdi ve paylaştı. Benim aklıma Acun şu da Ilıcalı geldi. Uzun zamandır yapmıyordu bunu. Arkadaşlar aklıma şu da geldi. Evet. Survivor'ın reytingleri düştü biliyorsunuz. Eski talebi yok maalesef. İyi, bu yok. Sene iyi başladı. Çünkü şu anki kadrodan dolayı. Evet, yani kadro öyle, evet, öyle iyi bir gidiyorlar. Kadro iyi başladı. Yani evet. O kadro ister istemez dikkat çekiyor. Ama yine de eskisi kadar konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Şu anda Survivor ve orada Dominik'e biraz dikkat çekmek için bir anlaşma da olmuş. Şeyma'ya mı ihtiyaçları? Şeyma'nın gelmesi büyük bir reklam yok ama. Yok be, ne ala olmaz ya. Acun Şeyma'yla bence Şeyma'nın orada. Sencesin söyle. Ama ticari olarak bir şey yapabilir mi derseniz, daha önce bebeğin göbeğinde harika bir kafe aldı ona. Ya. İşletmesini de verdi. Acun dedi onlar ki çalış. Sen de hani iş güç Şeyma sahibi ol. Yap. Yani ne orada durdu, ne işle ilgilendi. Müşteriler geldi, şikayet etti. Ondan sonra orası da patladı. Şeyma çalışamaz kapandı. Arkadaşlar. 18 yaşından yapamaz. Beri Acun Ilıcalı gibi bir televizyon imparatorunun sevgilisiydi ve daha sonra eşi oldu, daha sonra çocuğunun annesi oldu. Bir çalışma tecrübesi olmadı. Para kazanma mecburiyeti olmadı. Acun da kendi yarattığı canavarının bir şekilde bilincinde olduğu için sahip çıkıyor. Çocuğunun annesi olduğundan dolayı orada burada mağduriyet yaşamasın, kimseye boyun eğmesin diye. El altından para mı veriyordur diyorsun? Çünkü nafaka hakkı kalmadı evlendikten sonra. Şeyma Subaşı tabii, evlenene kadar... Yaptı. Nafaka evet alabilirdi ama şimdi artık şimdi nafaka şey da kesildi. Daha önce evlilik yaptığı için artık kesildi. Nafaka da alamıyor. Nereden para alıyor? Nereden para nasıl alıyor? Geçiniyor? Görünen bir işi de yok. Yani Dominik'e falan yapıyor ama oradan belki tanıtımlardan. Ya zannetmiyorum. Yani yapıyor ama yani o ona yeter mi Allah aşkına? Dünyayı yetmez. Gezen bir kadına. Biraz hazır yemeğe alışmış yani. Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış. Hep varlıklı kişilerle olmuş. İhtiyaç duymamış kazanmaya çalışmaya bile. Varlıklı kişilerle abi. Olmuş dedin ona de. Ona alışan kadınların çalışması zor. Bir de Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra evet. Hayatına giren erkekler, son eşi falan gördü herkesi. Yani kimsenin Acun gibi olamayacağını da anlamıştır. Yani Acun Ilıcalı'yı biz çok iyi tanıdık toplum olarak. Evet. Nasıl bir eş, kadına bir nasıl değer veren bir insan olduğunu. Yani ticaret yapısını şunu bunu evet. Eleştirebilirsiniz. Ama insan olarak ve koca olarak, erkek olarak, sevgili olarak nasıl bir insan olduğunu da baba olduğundan yalnız hepimiz biliyoruz. Bir şey biliyoruz. Söyleyeceğim Şeyma, çok güzel bir kız ya. Gerçekten çok güzel bir kadın. Yani bir bütün olarak baktığın zaman böyle vücudu, saçı, başı, giyim tarzıyla ve yani işte su gibi kendi ana dili gibi İngilizce konuşuyor, kendini geliştiriyor, dünyayı tanıyor falan. Yani yaşam şekli benim tasvip ettiğim ve tercih ettiğim bir hayat hiç olamaz. Yani biri bana böyle para akıtacak, ben gezeceğim, bunalırım. Yani gezdiğim yerden sıkıntı gelir benim içime.
Ama yani baktığın zaman gerçekten çok güzel bir kız. Bayılıyorum yani. Çok beğeniyorum ben Şeyma Subaşı'nı. Güzel bir kız, evet. Yani kız, şimdiki kız arkadaşı da çok güzel Acun'un. Çağla Hanım da çok hoş bir hanımefendi. Ondan sonra ama şimdi iki kadının bence birbirini kıskanıyor olma olasılığı var. Yüksek. Yüksek. Şeyma'nın da hayatında şu an kimse yok. Eyvah. Kıskanmıştır canım. Çağla için zor bir durum. Muhtemelen rahatsız olmuştur. Kimse bunu inkar etmez. Biz çok medeniyiz. Aileniz çok şöyleyiz. İstemez yani. Kesinlikle. Yok, yok. Sevdiği adamın eski eşi sonuçta. Yani ama Çağla Hanım da pırıl pırıl bir insan yani. O da öyle. Yani hiçbir şeyini duyduk mu? O da çok hiçbir şeyini duyduk mu Allah aşkına? Çok hanım bir kız o kız. Kaç sene oldu ya? Şeyma ile çok farklılar. Ama erkekler işte bu kadar rahat duran kadından sıkılıyor bir süre sonra, böyle erkek istiyor ki uğraşsın. Erkek istiyor ki erkeğin böyle... ne isteğini de biliyor ya. Neyi bileceğim ben, çünkü karşı cinsle ilgileniyorum. Erkeğin tabii ki istediğini biliyorum canım ben. Kadının ne istediğini Allah biliyor, erkeğin ne istediğini erkek biliyor. Erkek eline avucunu alabildiği kadını ve bu kadar çok yola getirdiği kadına saygı duyuyor, merhamet ediyor ama asla aşık olmuyor. Bana diyor ki neden aşık bulamıyorum, koca bulamıyorum. Bu yüzyıllardır çözülemeyen bir mevzu. Ben öyle bir şey demedim. Erkek yaklaşıldı senin yanında ya. Evet Didem, ben öyle bir şey mi dedim? Neden koca bulamıyorum mu dedim? Kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar? Hayret bir şey. Eski dostlar Ahmet Kural ve... Korkar erkekler sana yaklaşmak.